Manşete hoş geldiniz. Peker olayı farklı bir yere evrildi başlıklı manşetimizde bugün gene evet Sedat Peker'in 8. videosundaki açıklamaların ardından şekillenen ya da şekillenmeye başlayan yeni sistemi, yeni siyasi düzeni ve bunun elbette yansımalarını, elbette bir gelecek perspektifini ortaya koymaya çalışacağız. Fakat şunu unutmayın. Ben çıkan her şeyi okuyorum, yapılan analizleri de takip ediyorum. Özellikle yurt dışı çıkışlı analizler çok daha elbette isabetli, hemen her konuya temas eden, aman bu konuda bahsetsek Ankara'nın canını sıkar mıyız, polis kapımızı çalar mı falan gibi endişeler olmadan dile getirilen yorumlar olduğu için daha makbul. Bunda elbette Türkiye çıkışlı yorumları veya Türkiye çıkışlı yapılan analizleri kınıyor değilim. Oradaki koşullar şu anda öyle. Yani orada ben de yaşasaydım ben de aynı buradaki rahatlıkta konuşamazdım. Türkiye'nin ne kadar kapalı bir devlet olduğunu, nasıl Kuzey Koreleştiğini, ağzını açanın içeri alındığını, tweet atanın kapısını polis çaldığını falan düşünecek olursak bundan dolayı bunu kınamıyorum. Ama gelinen noktada bugüne kadarki uyarılarımızın getirdiği bir nokta olması hasebiyle tek adam devleti, tek parti devleti, polis devleti, muhaberat devleti 8 senedir dilimizde tüy bitti. Evet bugün artık bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Söylemiştim deme güzel bir şey değil. Demiştim deme evet kulağa hoş gelmiyor. Ama bu öngörmediğimiz bir konu değildi. Ama bugün içinde bulunulan durumda gerek medya mahallesi olsun gerek siyaset mahallesi olsun evet oturup sağlıklı bir değerlendirme yapamıyor. İçinden geçenleri söyleyemiyor. Bunu da anlıyorum. Konuşabilenler de ancak böyle çok tumturaklı laflarla bu işi dile getirmeye çalışıyor. Durum böyle. Peki nedir? Gelinen nokta nedir? Bunu birlikte bir analiz edelim. Evet, şimdi fotoğrafta Mehmet Ağar'ı görüyorsunuz ama Mehmet Ağar'ın defteri dürüldü. Tamamen emekli oldu 70 yaşında. Hayırlı uğurlu olsun. Sedat Peker'in götürdüğü ilk isim oldu. Süleyman Soylu'yu da hala zorluyor. Son videosunda onu oradan o koltuktan kaldıracağım, oradan götüreceğim türü birkaç kere gönderme yaptı. Ve Sedat Peker sonunda tabii lafı Tayyip abisine getirdi. Sürekli abi denmesinden, abi 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 Tayyip abi, Tayyip abi aşağı, Tayyip abi yukarı demesinden anlamalıydık işin buraya geleceğini. Finale yürüyor, yalnız değil. Biraz açayım bunu. Yani yalnız değil derken ne biliyorsun? Biraz açayım. Son videosunda özellikle Libya'ya ve Suriye'ye giden askerlerin bir hiç uğruna, birilerinin zenginleşmesi için şehit olduğunu anlattı. Ve işte oradan ham petrol alınıyordu. İşte bu da Berat Albayrak'ın adamlarına gidiyordu filan biçiminde detaylı bir şekilde anlattı. Oysa AKP tabanına anlatılan hikaye farklıydı. Ve AKP tabanı şu anda Peker'i seyrediyor. 10 milyonlarca seyreden hangi taban? HDP'liler mi seyrediyor? Tek başına İyi Partililer mi seyrediyor? Anlatabiliyor muyum? AKP'liler seyrediyor. Ve o dilden anlıyorlar AKP'liler. Suriye'ye teröristlere silah satıldığını Peker'in ağzından dinliyorlar. Karşılığında ham petrol alındığını Peker'in ağzından dinliyorlar ve paranın Erdoğan'ın damadının kasasına gittiğini gene Peker'in ağzından dinliyorlar. İşin bürokrasisini takip eden ekip kim? Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı'nın İdari İşler Başkanı. Peker üzerinden Suriye'ye silah sevkiyatını yapan kim? Sadat, eski Cumhurbaşkanı danışmanı Adnan Tanrıverdi. Peki paralar nereye gidiyor? Ramazan Öztürk ve Murat Sancak üzerinden Berat Albayrak'a gidiyor. Bu durum böyle. Yani sarayın bir personeli marifetiyle sarayın danışmanının Peker'in üzerinden götürdüğü, Peker'in üzerinden götürdüğü mal ticareti veya silah ticaretinden gelen para sarayın damadına yatıyor. Merkezde Erdoğan var ve hiçbir şeyden haberi yok öyle mi? Peker de öyle olduğunu söylüyordu. Yani altını oyuyorlar, altını boşaltıyorlar. Senin çevrende olanlardan haberin yok falan diyordu ama Erdoğan'ın bunlardan haberdar olmaması mümkün değil. Suriye'ye silah satışı kartını açtı Peker. Peki Dubai'de paketlenebilir mi? Bu yönde çok da spekülasyon var. İşte bu yayında ona da bakacağız. Bir konuda doğru söylemiyor. Sinirlenmiş ilk videoyu öyle çekmiş. Oysa ilk video bunu yalanlıyor. Bir video silsilesine başladığını o zaman da söylemişti. Ve her videoda bir kutu açarak ilerliyor. Başta analistleri düşündürdü, hatta yanılttı. Acaba bir dakika falan burada hedef Soylu, burada hedef Ağar. Neticede şu an anlaşıldı ki Soylu ve Ağar yenmiş. Yani olay zaten baştan Tayyip Erdoğan'a gidiyormuş. Ana motivasyonu şahsi güvenliği. Paketleme operasyonuna dönüyorum. Balkanlarda kıstırılmış bir Sedat Peker var. Detaylı anlattı videolarında var. Fas'ta son anda uçağa binmeden yürüyerek kaçtığı, uzaklaştığı ve daha sonra da işte hangi yollardan Dubai'ye geldiğini anlatıyor.
Ayrıca Dubai'de de rahat bırakılmayan bir Sedat Peker var. Sürekli yazılar yazılıyor. İşte elçiler devrede, dışişleri devrede vesaire. Dolayısıyla gidebileceği ülke sayısı da az. Bunu kendi de söyledi. Türkiye'de kısa orta vadede dönüş bileti yok. Bunu da ifade etti ve bunu zaten en iyi bilen o. Herkes döner ama belki de en son Sedat Peker döner. Şu anda o durumda. Bir anlamda düşün yakamdan diyor ve birlikte istişare ettiği ekiple Erdoğan sonrasına plan yapıyor. Yani zannedildiği gibi hedefi Süleyman Soylu'yu veya Mehmet Ağar'ı koltuğundan etmek değildi. Hedefi Erdoğan'ı devirmekti. Baştan öyle çıktı yola ve bu ancak 7. 8. videoda anlaşıldı. Peki hangi ekiple hareket ediyor? Bir ekiple hareket ettiği, bir zeka olduğu ve bir silsile halinde bir takım konuların açıklandığı ve yine nerede hangi tuşa basılacağı, nerede hangi kablonun kesileceği falan bu son derece dikkatli yürüyor ve içeriden çok ciddi bilgi alıyor. Yani sürekli bir bilgi akışı var. Emniyetten, askerden, istihbarattan, nereden derseniz. Basından çok ciddi bir bilgi akışı var ve günlük anlık bilgi akışlarını alıyor, harmanlıyor bir ekip ve Peker ağzından işte söylenebilecek olanlar veya işe gelenler söyleniyor. Böyle bir durum var. Veli Küçük'e mesela beraber yargılandığı isim laf söylemiyor. Mavi Vatan vurgusu yapıyor ki bu Avrasyacıların ciddi bir altını çizdiği vurgu ki Mavi Vatan vurgusuyla hatırlayın 104 amiral bildirisi eş zamanlı. Yani 104 amiral Nisan ayı başlarında bir bildiri yayınladı ve orada bir Mavi Vatan vurgusu vardı. Ve ondan dolayı da başlarına gelmedik kalmadı. En son bütün kalan 85 amiral de ifadeye çağrılmıştı falan. Hani Nisan'da döneceksin hikayesi amirallerle ilgili olabilir mi? Evet olabilir. Bir diğer tarafıyla da Mart sonundaki AKP kongresi işaret ediliyor. Hepsi olabilir bilmiyorum. Ona Nisan'da döneceksin garantisi veren kim veya kimlerse neye dayanarak bunu söylediler gerçekten bilmiyoruz. Ancak şundan eminiz, olan biteni anlamakta güçlük çeken AKP yorumcuları, havuz medyası yorumcuları çok kızgın şu anda ve nasıl oldu da biz bu adamı elden kaçırdık, Sedat Peker'i elden kaçırdık diyorlar. Emin adımlarla finale gidiyor Sedat Peker, Soylu'ya sahip çıkıp Erdoğan'a, yani daha doğrusu Erdoğan, Soylu'ya sahip çıkan Erdoğan'a yükleniyor. Gene Soylu'ya sahip çıkan Devlet Bahçeli'ye bir şey demiyor. Yine kendisine mektup yazan Alaaddin Çakıcı'ya bir şey demiyor. Zannım o ki Erdoğan Reza Zarrab olayından 17-25'ten sonra en ağır ve öldürücü bir darbeyle karşı karşıya bu sefer. Ha, ölür mü ölmez mi ya da işte efendim devrilir mi devrilmez mi kastettiğim o ölümden. Bunu zaman gösterecek. Bu iktidarın ölümüyle sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı bunu zaman gösterecek ama iktidarın ağır bir darbe aldığı açık. İktidar da bunu zaten kendine darbe olarak algılıyor yani. Peker 15 Temmuz ve İsrail'e ticaret yapan gemiler konusuna değinip geçti. Bu konulara özellikle 15 Temmuz'daki rolü konusuna doğrudan gireceğini zannetmem. Çünkü 15 Temmuz'da Peker'in rolü olduğuna dair çok sayıda rivayet var. Bu kendini inkar olur. Önümüzdeki hafta Tayyip abiyi konuşacağız diyerek bitirdi ama esasen baştan beri Tayyip abiyi konuşuyor. Sadece Tayyip abisi bu olaya yeni uyandı diyebiliriz.